Bu gece annem hepimizi neden taşınmamız gerektiğini ikna etmişti. Babam hariç tabii. Ya sevgili ailem, beni bir dinleyin. Onlar bizi çıkarmadan biz niye taşınıyoruz ki? Bırakalım önce bizi bir kovsunlar. Kapa çeneni! Olmayacakmışız. Hiçbir gururumuz yok bizim. Baban haklı evladım. En iyisi biz kendimiz gidelim. Kadir, ben bugün birkaç tane ev seçtim. Yarın gider bakarız onlara, tamam mı? Ya Hulya, ne evi? Şimdi emlakçı parası, kaparo, maparo... Daha maaşımı almadım. Pırlanta da gitti zaten. Pırlanta yüzüğü bugün Sevinç Hanım getirdi oğlum. Onu satacağız. Biz karar verdik baba. Artık yalan söylemeyeceğiz. Sen de söylemeyeceksin. Ben ne zaman yalan söyledim ki baba? Madem karar verdiniz... Ben ne diyeyim? Madem taşınma eziyetini çekmek istiyorsunuz, ben ne diyeyim? Geç bile kaldık. Ben bir bakayım. Kesin Zühtü beyler. Her şeyi yüzümüze vuracaklar ve bizi kovacaklar. Merhabalar. Hoş efendim. Geldiniz Afife Hanım. Hoş geldiniz Zühtü Bey. Hoş bulduk. Buyurun. Merhabalar efendim, hoş efendim, geldiniz. Hoş buyurun efendim. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun Zühtü Bey, buyurun. İyi akşamlar. Hoş geldiniz, buyurun. Buyurun Zühtü. Sanırım herkes her şeyi biliyor. Taşınmaya karar verdiğinizi duydum. Evet, en iyisi bu olacak. Bugüne kadar bana yapılan hiçbir yanlışı affetmedim. İş dünyasının kuralıdır bu. Uymazsanız tepenize basan çok olur. Ama burası iş dünyası değil. Gerçekleri gizlemeniz hiç hoş bir şey değil. Ama şöyle veya böyle 4 aydır beraberiz. Sizleri iyi tanıdık. Kötü insanlar değilsiniz. Afife Hanım da sizi çok sevdi, ben de. Ceren de bizim torunumuz gibi oldu artık. Kadir Bey de şirkette büyük bir yükü omuzlarımdan aldı. O yüzden bu prensibi bir kereliğine askıya alacağım. Metehan gelinceye kadar burada kalabilirsiniz. Sanırım taşımamız daha iyi olacak. Bu şekilde... Gururunuzu anlıyorum Hülya Hanım. Ama sizden şu ana kadar bir şey istemeye hakkım olabildiyse... kalmanızı istiyorum. Afife Hanım da ben de bundan memnun olacağız. Evet, birlikte geçirdiğimiz bunca zamanı çöpe atamayız diye düşünüyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Asilzade olmasak bile mi? Asalet insanın içindedir. Paşa torunu olmayabilirsiniz ama bence gayet asil insanlarsınız. Madem öyle istiyorsunuz... Pardon. Meta. Efendim oğlum. Öyle mi? Haftaya pazar ha? Bu sefer eminsin değil mi? Tamam. Annen çok sevinecek. Tamam oğlum. Ararım ben seni yarın. Oldu, güle güle. Kalmanızı istedik ama... Sanırım en fazla 1 hafta sürecek. Çünkü Metehan dönüyor. O akşam ailece moralimiz çok bozuktu. Zühtü Beyler söylediğimiz yalanları affetmişti. Ama bu sefer oğlunun Amerika'dan dönmesi kesin gibiydi. Ufukta yine taşınma vardı. Yarın hemen çıkıp ev bakıyorsun. Neden baba? Neden diyor ya? Hala neden diyor ya? Oğlum, Zühtü Bey'in oğlu geliyor ya haftaya. Belki yine vazgeçer anne. Vazgeçmez efendim. Vazgeçse bile biz bu evden gidiyoruz. Bence de Kadir. Bütün yalanlarımızı öğrendiler. Tamam işte. Biz sizi çok sevdik. Kalabilirsiniz dedi ya adam. Daha ne desin? Dediyse dedi. O kadar rezillikten sonra yüzlerine nasıl bakacağız? Ne rezilliği baba? Babam 5 aydır söylediğimiz yalanlardan bahsediyor Kadir. Onlar beyaz yalanlardı Hulya. Nesi beyaz ha? Şu saydıklarımın hangisi beyaz söyle bakalım. 1, asil insanlar olduğumuzu söyledik. 2, annenin paşa torunu olduğunu söyledik. 3, benim ut çaldığımı söyledik. 4, senin piyano çaldığını söyledik. 5, benim eski bir fabrikatör olduğumuzu söyledik.
6, 12. Annenin ve benim vas bildiğimizi söyledik. 13, senin bir ikizin olduğunu söyledik. 14, ikizinin Londra'ya gittiğini söyledik. 15, ikizinin doktor olduğunu söyledik. 16, 22, Zühtü Bey'e Çince bildiğini söyledik. 23, Amerika'da master yaptığını söyledik. 24... Daha sayacak mısın Kudret? Sayardım ama ömrüm yetmez. Bunun yalanlarını saymak için 90 yaşına kadar yaşamam lazım benim. Baba, istersen çocuğun yanında... Önemli değil baba, sayabilir. Kadir, babam doğru söylüyor. Ne yani? Bütün yalanları ben mi söyledim? Asıl yalanları başlatan sizsiniz. Asiliz diye buraya taşıdan sizsiniz. Sen ya da o. Bitti artık. Rezil olduk ya. Benim de bir gururum var. Önemli değil baba. Gurur dediğin nedir ki? Zamanla gelir geçer. Ben en iyisi ders çalışayım. Dedem taşınmakta ısrarlıydı. Bu da taşınmamız kesin demekti. Ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selin canım. Merhaba. Zeynep, nasılsınız? İyi, sağ olun. Oğlum. Bayınız, nasılsınız? Geç, geç. Hoş geldin evladım. Hoş geldin. Kudret amca. Hoş geldin. Geç bakalım. Merhaba Kudret Bey. Merhaba Selin canım, hoş geldiniz. Buyurun. Ne güzel böyle. Tamam, buyur. Evlenmişler de evinizi ziyarete gelmişler. Geç bari. Vallahi nikahtan sonra ilk size geldik. Çok emeğiniz oldu, sağ olun. Ya, sayenizde ikinci baharımızı yaşar Gabriel. Siz ikinci baharınızı yaşıyor olabilirsiniz Nurettin Bey ama ben hala son baharımdayım. Ne son bahar şimdi? Annemi 25 senedir yaşadığı evden alıp götürdünüz. Baba evim yetim ve öksüz kaldı sizin yüzünüzden. Murat. Babamın ne kadar manasız inatları var. Ne güzel oturuyoruz işte. Adama rahat batıyor. Ay ne batması Kadir ya. Adamın oğlu bu sefer kesin geliyormuş. Vazgeçer, vazgeçer, gelmez. Vazgeçer ya da geçmez. Biz bunu fırsat bilelim. Kendimize güzel bir ev satın alalım. Çok fırsatçısın Hulya. Ne yaptın, ettin, konuyu döndürdün, dolaştırdın, yine eve getirdin. Ben konuyu eve getirmedim. Konu zaten orada. Nasılsınız bakalım kumrular? Aman Bahriyan'cığım, kumruluğumuz mu kalmış bizim? Nasıl geçiyor bakalım ilk günler? Nurettin Bey'in konserleriyle. Ne konseri ula? Konser nereden çıktı şimdi? Geceleri Nurettin Bey Oda Orkestrası'nın solo horlamalarını dinliyoruz. Kim? Ben mi horlarım? Sabah bir uyandım, her yer kupkuru. Meğer gece duyduğum sesler gök gürültüsü değilmiş. Siz söyleyin Sevinç Hanım, horlar mı be? Sabahtan beri niye ben esniyorum zannediyorsunuz Nurettin Bey? Ev falan alamayız Hulya, benim param yok. Aman, zaten ne zaman oldu ki paran? Paran olduğu gün Eyüp Sultan'a gideceğim, adak adayacağım. Dur bakalım, dur bakalım, bekle biraz. Belki oğlan gelir, bir iki gün içinde çeker gider. Babamın bu sefer bekleyeceğini sanmıyorum Kadir. Hadi neyse, içeri gel, Sevinç ablalar geldi. Yok Hulya, sen git. Şimdi babam el alemin içinde yine laf falan sokar bana. Hoş geldiniz Nurettin Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldin Sevinç ablacığım. Hoş geldin Murat. Merhaba Hülya abla, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Ben sadece yorgun olduğum zamanlar horlarım. O da bir küçük. Onun dışında sütüm bile çıkmaz. Bütün horlayanlar aynı şeyi söyler. En başta Kudret. Horlama en önemli boşanma sebeplerinden biri sayılıyor. Herhalde o yüzden evlenenlere bir yastık kocayın deniyor, bir yastık da horlayın denmiyor. Neyse, kapat bakalım şu horlama konusunu. Konu uzun anne, ben ne yapayım? Bütün gece sürüyor. Kaptan horluyor mu Sevinç abla? Neyse, ben cevabımı aldım. Yok arkadaşlar, bu böyle portakal suyuyla falan olmuyor ya. En iyisi ben kendime şöyle güzel bir rakı hazırlayayım. Allah'ım.
seni ya. İyi ki bir mide kanaması geçirdik. Hemen rakımı atmışlar. Şimdi Hülya'ya rakı aldırsam laf eder. Ne haber Kadir abi? İyidir Kıvırcık. Senden? Ne olsun? Bakıyorum dönmemişsin Antalya'ya. Bunları bırakıp gidemem şimdi. Kimleri? Aa, annenle kaptanı mı? Evet. Bakalım anlaşabilecekler mi? Yeni evlendiler. Ya bir sorun çıkarsa? Ha, anladım. Sen bu evliliğe bekçilik yapacaksın yani. Öyle. Annemi mağdur edeni ben de mağdur ederim. Peki bir sorun var mı? İki gündür evliler. Vallahi birincisi çok horluyor. Yani annemin akli dengesi bir hafta içinde bozulabilir. İkincisi de çok yiyor. Ya annem bu adamı yemek yetiştiremez. Ya bu yaştan sonra kadıncağız akşama kadar mutfakta mı takılacak yani? Bakıyorum babandan Nurettin Bey diye bahsediyorsun. Ne diye bahsedeceğim? Baba diyecek halim yok herhalde. Belki zamanla der canım. Biraz zaman geçsin. Birden olmaz. Ben ona oğlum dedim ama. Der der kaptan. O da size baba der. Ama babamın dediği gibi zaman lazım. Zamanla alışır. Hiçbir güç bana ona baba dedirtemez. Demem. Yok öyle dağdan gelip bağdakine baba olmak. Ev aramaya gidiyorsun değil mi bugün? Gidiyorum baba. Fazla uzaklarda arama. Merkezi bir yerde olsun. Hallederiz baba. Fazla küçük olmasın. En az 3 oda olsun. Hallederiz baba. Mümkünse giriş katı olsun. Annem merdivenleri çıkamıyor. Hallederiz baba. Fark etmez oğlum. 10. katta olur. Çıkarız alimallah. Senin 10. kata çıkabilmen için her iki katta bir dinlenme tesisi olması gerekir. Okuluma yakın olsun baba. Hallederiz kızım. Kadir, yakınlarda da bir alışveriş merkezi olsun, tamam mı? Hallederiz Hülya. Hallederiz. Günaydın Beril. Günaydın. Günaydın. Zühtü Bey, bunların söyledikleri bütün yalanları öğrenmiş. Kadir Bey ikizim var demiş. İnanabiliyor musun? Ya insan böyle yalan söyler mi? Şöyle site içinde falan olsun. Gezilecek, dolaşacak yeri olsun. Güvenliği olsun. Ama baba sitelerin aidatı çok fazla oluyor. Ya onca maaş alıyorsun. Yani bir güvenliği çok mu görüyorsun bize? Tamam baba. Hallederiz baba. Depreme dayanıklı olsun baba. Olur kızım. Ben giderim şahsen bizzat kendim temelleri kontrol eder. Mutfağı da böyle geniş olsun. Alıştık buraya. Anne, bu tarif ettiğiniz yere kira yetiştiremem ki ben. Yetiştirirsin, yetiştirirsin. Dua et ki Zühtü Bey işten kovmadı. Ya işten kovsaydı ne yapacaktın? Hayır, onca yalan söyleyen biri işten nasıl kovulmaz onu anlamıyorum. Kovulmaz ki. Şeytan tüyü var adamda. Ne tüyü? Şeytanın kürkü var onda. Kesin bu işe de bir sürü yalan söyleyerek girmiştir bu. %100. Aslında ben İngilizce bildiğinden biraz şüpheliyim biliyor musunuz? Telefonda hep aynı şeyleri söylüyor. Doğru. The number you heard, I cannot be reached at the moment. Yes, Mr. Dale, please try again. The number you heard, I cannot be reached at the moment. Please try again. Thank you, thank you, thank you. The number you heard, I cannot be reached at the moment. Please try again later. The number you heard, I cannot be reached at the moment. Ah, buyur. Please try again. The number you have dialed cannot be reached at the moment. Please try again later. Thank you very much. Bye. Zühtü Bey nasıl yutuyor bunları anlamıyorum. Nasıl olacak? Kendisi İngilizce bilmediği için. Ben söyledim bir kere, fırça attı bana. Aslında ben Kadir Bey'in Çince bildiğinden de şüpheliyim. Yok işten nasıl kovulmamışım da, yok dua edecekmişim de. Çince biliyorum ben, Çince. Sıkıysa konsunlar bakalım. Bir gün o da ortaya çıkar, görürsün o zaman Kadir. Benim bu Kadir'in Çince bilmediğini ortaya çıkarmam lazım. Nasıl ortaya çıkaracaklar peki Hülya? Kimse Çince bilmiyor ki. Nazım İtalya'dan döndü mü acaba? O çok iyi Çince biliyor. İkisini Zühtü Bey'in karşısına çıkardın mı,
Akçince, Karaçince ortaya çıkar. Hadi Hülya, ben çıkıyorum. Çok geç kaldım. Hadi canım. Sen hiç merak etme. Benim işim gayet sağlam Hülya. Hoşça kal canım. Güle güle. Yo yo, kovduracağım onu. Yalancılarla çalışamayız. Alo, Nazım. Ne haber ya? Döndün mü İtalya'dan? Nasıl? İtalyanlar sana Çince'ni unutturmadı değil mi? Aferin ya. Ya Nazımcığım, bugün bizim şirkete gelsen diyorum da sana Çince'nin kullanım alanlarından birini göstersek. Ha, olur olur, yarın da olur. Bak, bu rakamları hep yanlış düşünmüşüz. Şunu da alalım. Alalım, onu da koyalım, tamam. Tamam. Kadir Bey gelmedi mi? Gelmedi efendim. Günaydın efendim. Günaydın. Özür dilerim, geciktim. Yolda gelirken ayağımı burktum. Çok kötü oldum. Yarım saat orada öylece kala kaldım. Mazgalın birini açık unutmuşlar. Resmen tehlike saçıyor. Kesin numara yapıyor. Bir kere bana da olmuştu. En az 2-3 gün sekersiniz. Belki birazdan geçer efendim. Yok yok, geçmez. Yarım saat dinlenmenize rağmen geçmemişse bir süre daha çekeceksiniz. İsterseniz bir doktora gidin. Aslında ben de öyle düşünmüştüm efendim. Ne dese inanıyor ya. Ben böyle 2-3 gün sekecek miyim ya? Demin sağ ayağını sekiyordu sanki. Nasıl sağ ayağım ya? İçeri girdiğinizde böyle böyle sekiyordunuz. Şimdi böyle böyle sekiyorsunuz. Olur mu canım? Bu ayağım burkuldu. Ben hep bu ayağımla sekiyorum. Yalancı seni. Ama sen dur, dur. Tamam. İyi günler. Kadir Bey. Efendim Hasan. Cuma günü bir rekor denemesi yapacağım da sizin evi kullanabilir miyiz? Ne rekoru Hasan? Dünya en hızlı hamburger yeme rekoru. Demek 8 dakikada 70 hamburger yemen gerekiyor, öyle mi Hasan? Evet. Şu anda rekor bir Japon'a aitmiş. Kıracak daha güzel bir rekor bulamadın mı Hasan? Bu daha bir başlangıç. Doğru. Zaten bu rekoru kırarsan peşinden de dünyanın hamburgerden çatlayan ilk adam rekoru gelir. Peşinden de en hızlı kusma rekoru. Lütfen çocuğu demoralize etmeyin Ersan Bey. Rekorun iyisi kötüsü olmaz. Eğer Hasan o rekoru kırarsa Hasan'ı bütün dünya tanıyacak. Ve o Japon'un pabucu dama atılacak. Aynen öyle. Tamam Hasan. Rekoru bizim evde deneyebilirsin. Sağ olun Kadir Bey. Ya, ama bir şartla. Neymiş o? O rekor kırılacak. Sakın beni dünyaya rezil etme. Tamam Kadir Bey. Hemen Zühtü Bey. Kadir Bey, Zühtü Bey çağırıyor. Tamam be Erna Hanım. Bu sekme işine bir standart getirmeliyim. En iyisi sürekli sağ ayakla sekeyim. Bak gördün mü? Gene sağ ayağa döndü. Tamam işte Ersan Bey, yarın Çince bilmediğini ispatlayacaksınız ya. Bunu da ispatlayacağım. Ne yaparsam sekmeyi unutup koşmak zorunda kalır. Buldum! Ay ödümü patlattınız. Zühtü Bey'i arayayım da kaçırmasın. Zühtü Bey. Efendim, Kadir Bey'in ayağı burkulmadı. Nereden çıktı şimdi o?
Az sonra size ispatlayacağım efendim. Kaçırmayın diye aradım. Bekleyin lütfen. İhracatımızda iyice azalma var Kadir Bey. Ayrıca Çin'le olan iş yoğunluğumuzda da bir düşüş var. Efendim, malum haliniz son günlerde Türk lirası çok değer kazandı. Ayrıca petrol fiyatlarının artması ve doların dünya çapında... Ne oluyor orada? Yüremiyorum efendim. Yangın, çabuk koşun. Bir yangın alanına bak. Çabuk. Ne? Yangın mı? Kadir. Gördünüz mü efendim? Neyi? Kadir Bey'in ayağını sekmediğini. Canım bırakın ayağını mayağını. Yangın çıkmış. Alarma ben bastım efendim. Sırf Kadir Bey'in ayağının sekmediğini görün istedim. Sekmedi mi? Sekmedi efendim. Emin misiniz? Göremedim. Efendim o kadar size telefon ettim Kadir Bey'in ayağının sekmediğini kaçırmayın diye. Canım bırakın şimdi bunları. Susturun şunu. Allah Allah git sonra işine. Oyun bahçesi değil burası. %100 haklısınız. Yangın mangın yokmuş ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Hangi salak bastı o zaman bu alarma? Ne bileyim ben Hasan. Siz niye kaçmadınız? Niye şirkette bir ikimiz kaçtık? Çünkü biz bu alarmın ara sıra arıza yaptığını biliyoruz. Değil mi Berin? Ya sık sık arıza yapar. Ne haber Dombili? Vay kardeşim hoş geldin ya. Hoş bulduk. Hamburger mi kokuyor? Evet. Sana 10 tane hamburger aldım. Rekordan önce biraz antrenman yapsan iyi olur düşündüm. Yok kardeşim yiyemem. Rekor gününe kadar hiçbir şey yemeyeceğim. Niye? Kendimi iyice aç bırakayım ki rekoru kırabileyim. Yani senin anlayacağın rekor orucuna başladım. Ben sana bir şey getireyim. Millet, öğle yemeğiniz benden. Hamburger aldım size. Oğlunuzun girişi kesinleşti mi Zühtü Bey? Kesinleşti efendim. Bu sefer kesin. Geliyor ama beni çok rahatsız eden bir şey var. Neymiş o? Dün akşam oğlum Metehan'la konuştum. Yanında bir kızla gelecekmiş. Ha, demek evleneceği kız da hazır. Allah yazdıysa bozsun. Neden? Dün konuşalım diye telefonu kıza verdi. Önce biraz heyecanlandım. Sizin gibi düşündüm. Oğlumun sevdiği kız diye telefonu aldım. Kızın ilk sözü naber moruk oldu. Peki siz ne cevap verdiniz? Kudret Bey, burada cevap önemli değil. Soru önemli. Demek size moruk dedi. Sonrası da cabası. Ağzında bir sakız cak 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 cak... yarım yamalak Türkçesiyle saygısız saygısız konuştu. Abartıyorsunuz Afife Hanım, size öyle gelmiştir. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Afife Hanım. Hoş geldiniz Zühtü Bey. Ne oldu Kadir? Ev bulabildin mi? Aa, bakamadım baba. Ayağımı biraz burkmuşum da zar zor yürüyorum. Ay, ne zaman burktun oğlum? Yukarıda mı? Yok anne. Sabah burktum. İşe giderken. Geldiğinde bir şeyin yoktu Kadir. Vardı Hulya. Siz görmemişsiniz. Ben de görmedim. Yok baba, bariz burkuktu yani. Siz görmemişsiniz. Benim affedersiniz bir telefon görüşmem var da izninizle efendim. Kızım, kim bu? Rafi abi. Rafi, bakıyorum dolaba tek dalmışsın. Biraz acıktım da patron. Belli oluyor, belli oluyor. Rafi abi Kenya'ya dönüyormuş baba. Kenya'ya mı? O da nereden çıktı şebelek? Çoktan düşünüyordum zaten patron. Niye? Ya Kadir abi nasıl söylesem, buralarda tutunamadım. İş yok, ev yok, para yok, hiçbir şeyim yok. Var ya oğlum işte ev. Ne güzel müştemilatta beleş kalıyorsun. Ama siz taşınıyorsunuz artık. Rafi abiye de bir oda verelim mi baba? Ne diyorsun kızım sen? Biz zaten 5 kişiyiz. Nasıl vereceğiz? Siz taşınınca ben açıkta kalacağım. En iyi ben şimdiden memlekete döneyim. Peki Hasan'la bir ev tutsanız Rafi?
Para var sanki. Buyurun Ersan Bey. Sağ ol Hasan. Bir nana. Buyurun. Şeker ister misiniz? Yok sağ ol. Sağ ol Hasan. Buyurun Kadir Bey. Hasan, bu ses senden mi geldi? Dünden beri bir şey yemiyorum da. 40 yaşındayım. Bugüne kadar böyle mide gurultusu duymadım. Çok affedersiniz. Rekor için hazırlanıyorum da. Bu rekoru kırmam şart oldu. Yoksa karizmanın çizildiğiyle kalacağım. Hoş geldiniz. Oğlum efendim. Bana bir kahve yap. Derhal efendim. Günaydın efendim. Günaydın. Şunlara bir imza alabilir miyim efendim? Önce bir kahve içseydim Ersan Bey. Tabii efendim, haklısınız. Gergin gördüm sizi. Oğlum Amerika'dan geliyor diye seviniyordum ama... yanında bir de kız arkadaşıyla geliyor. Ne güzel, demek havayı yakmış birini orada. Kızın konuşmasını duysaydınız hiç böyle demezdiniz. Kabalık mı etti efendim? Hem de ne kabalıklar. Ne yapacağız bilmiyorum. Geçmiş olsun efendim. Ersan Bey. Buyurun efendim. Dün Kadir Bey'in ayağı sekmiyor demiştiniz ya. Evet. Galiba haklıydınız. Dün akşam eve gittiği zaman ayağı sekmiyormuş. Ama biz onlara gittiğimiz zaman ayağı sekiyordu. Ben size demiştim efendim. Sizi görünce numaraya başlıyor. Girin. Bunlar istemişsiniz efendim. Bırakınız lütfen. Buyurun. Gidebilirsiniz. Emredersiniz efendim. Küçük kızları var. Yaşlı anne babaları var dedim. Eve girerken söyledikleri yalanları affettim. Ama iş yerinde de yalan söylüyorsa affedemem. Efendim, o zaman bomba haberi veriyorum. Kadir Bey İngilizce de bilmiyor, Çince de bilmiyor. Yok artık. Kiralık daire 1000 dolar. Kiralık daire 1200 dolar. Aman. Şunlardan birini tutsam ne olacak ki? Nasıl olsa 10.000 dolar maaş alıyorum. Bu çok ciddi bir iddia Ersan Bey. Eğer doğruysa Kadir Bey'i derhal kovmam gerekecek. Sadece bir iddia değil efendim, gerçek. Yok canım, bir yanlışınız vardır. İşe girerken Çince ve İngilizce biliyorum dedi. Çinlilerle konuştu. Çince bir sürü evrak yolladı, aldı. Hepsinin uydurma olduğunu düşünüyorum efendim. Yoksa Çin'le yaptığımız işlerin hepsi bir anda durmazdı. O da doğru. Hiç merak etmeyin efendim. Bugün saat 2 sularında iddiamı ispatlayacağım. Olamaz ya. Olamaz. Kimse böyle bir yalan söyleyemez. %100 haklısınız efendim. Tamam kardeşim. Ben evi çok beğendim. Tutuyorum. Bu Ersan yine bir kurnazlık düşünüyor ama... dur bakalım. Merhaba. Oo, Nazımcığım hoş geldin. Ne haber ya? İyiyim ya, senden ne haber? Öpeyim abi. Ne olsun işte, bildiğin gibi. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Pardon Ersan Bey, kim bu arkadaş? Eski bir arkadaşım. Nazımcığım hiç oturmayalım burada. Direkt Zühtü Bey'in odasına gidin. Vay be, nereden nereye ya? Geç. Hasan, bize 3 tane Türk kahvesi.
Kesin bir şey karıştırıyor bu Ersan. Demek iki sene Çin'de kaldınız. Zor oldu herhalde. Pek kolay olmadı tabii. Özellikle yemekleri çok yabancı geldi. Ama bu arada Çincesi müthiş gelişmiş efendim. Bravo. Senden istediğim kağıtları hazırladın değil mi Nazım? Tabii. İşte burada. Nedir onlar? Efendim, burada aynı metnin hem İngilizcesi, hem Çincesi, hem de Türkçesi var. Nazım hazırladı. Ne olacak onlar? Efendim, plan şu. Siz şimdi Kadir Bey'i çağıracaksınız ve bu İngilizce metinle bu Çince metni tercüme etmesini isteyeceksiniz. Bu da Türkçesi efendim. Eğer bu dilleri biliyorsa Türkçe metnin aynısını söylemesi lazım. Ama bilmiyorsa uyduracaktır ve söyledikleri farklı olacaktır. Burada bahar geldi, çiçekler açtı, kuşlar neşeyle ötüyordu falan diye yazıyor. Evet efendim, özellikle havadan sudan şeyler yazdık. Eğer biliyorsa havadan, bahardan, kuşlardan bahsetmesi lazım. Fakat bilmediği için muhtemelen bu Çince metnin işle ilgili bir evrak olduğunu düşünecek ve işle ilgili şeyler uydurmaya başlayacak. İngilizceyi boş verin. Çince konusunda yalan söylemiş olması bile beni yeterince sinirlendirir. Tamam Hulya, tamam. Abartma. Bu kadar sevinecek bir durum yok. Alt üstü bir ev tuttum. Tamam hayatım, kapatıyorum. Benim çalışmam lazım. Hoşça kal. Girin. Buyurun efendim, beni emin misiniz? Gelin Kadir Bey. Yardımınız lazım. Tabii efendim. Buyurun. Nazım Bey'in şirketine bir yazı gelmiş Çince. Tercüme eder misiniz? Çince mi? Evet. Bizim şirkette Çince bilen yok. Ersan Bey de sizden bahsetmişti. Ben de size getirdim. Tabii efendim. Buyurun içeri geçelim. Ben orada size tercüme edeyim. Yok yok. Burada edin. Bakın kahvemizi içiyoruz. Tabii efendim. Buyurun. Merci. Bu durum hiç hoşuma gitmedi. Bu işte kesin bir bit yeniği var. Evet Kadir Bey, bekliyoruz. Efendim, isterseniz ben size bunu yazılı olarak çevirip vereyim. Konuşturun şu Çince'nizi Kadir Bey, uzatmayalım. Nazım Bey'in işi acil. Evet Kadir Bey, başlayınız. Peki efendim. Bu adamların şirketi ne iş yapar? Nedir bu ya? En iyisi genel bir şey uydurmak. Çikina hoçici, çapani, çinaka hükümetçi konukçi. Yani diyor ki efendim, Çin hükümeti bazı yeni kararlar almış. Ya. Ya. Çıkan içki, niçkan kanı, çoçok kondisyon. Çıkanaka, çıtana çıta, çıtıkanaka çıkan içki. Yani gümrük vergisiyle ilgili bazı değişiklikler yapılabilirmiş. Ya. Ya. Çingene çen, çingene çiçeçen için kahşin aşı, nişin ya. Ayrıca dış piyasalardan çok önemli miktarda ham madde satın alacaklarmış. Ya. Ya. Noço koço, noço noço tetoço, şaçaçı cunu, şiçin çiketikin. Yani sizin şirketle bu konuları görüşmek istiyorlarmış. Ya. Ya. Hangi konularmış onlar? Tam olarak belirtmemişler efendim. Genel olarak bahsetmişler. Çikine çana topa işine şikane uşu. Aa şey diyorlar efendim. Bir toplantı yapalım. Orada bu konuları konuşacağız, anlatacağız diyorlar. Ya. Naşık mı ya çiçana? Çeka çiğne ki kar içi çoğa. Ne çan ne çitano çeke? Çeka çikini ta ni ka çitafo. Ne ke fuğutika ni kan şan san şaka. Ne ka çika hiç çeka ni ka. En kısa zamanda görüşmek üzere, saygılar diyorlar. Şimdi burada kuşmuş yazmıyor değil mi? Kuş mu? Ne kuşu efendim? Çiçek de yazmıyor. Yazmıyor.
Bahar geldi de demiyor. Ne alakası var efendim? Bu bir iş mektubu. Şu İngilizceyi de bir tercüme edin. Tabii efendim. Yüksek sesle okuyun, biz de işitelim. The number you have dialed diyecek efendim. The number you have dialed cannot be reached at the moment. Please try again later. The Browns went to the seaside for their summer holiday. Cross check, cross check, cross... Tamam, yeterli, çıkabilirsiniz. Tercüme etseydim de... Yeterli dedim. Emredersiniz efendim. Ne oldu Kadir abi? Ha? İçimde kötü bir his var Hasan. Yarın ben evde rekor deneyeceğim, izin aldım, sen de al. Ne rekoru Hasan, ne rekoru? Rekorun sırası mı şimdi? Oyuna getirdiler beni. Oyuna getirdiler. Aptal kafa, aptal kafa. Ay kusura bakmayın çocuklar, Sevinç ablalar gelince size masada yer kalmadı. Hadi başlayın. Ben almayacağım Hülya abla. Niye? Aa, Kadir abi söylemedi mi? Ben yarın burada rekor denemesi yapacağım. Ne rekoru? Dünya hamburger yeme rekoru. Rekor mu? Burada. Yarın iki tane gözlemciyle bir tane noter gelecek. Birkaç tane de gazeteci falan. Kadir abi izin verdi. Aa, ben de deneyebilir miyim anne? Saçmalama Ceren. Kim bilir ne kadar çok hamburger yemesi gerekiyordu. Tamam işte. Ben de onun için istiyorum zaten. Hayır, sana hamburger yasak. Hadi ye yemeğini. Menü mü yoksa tek mi Hasan abi? Tek tabii ki. 8 dakikada 70 tane hamburger menüyü nasıl yerim ben? Sanki tekini yiyebilecek de. Aa, niye kalktın Kadir? Ben doydum da Hülya. Kadir, neyin var senin? İşten geldiğinden beri suratın bir karış. Yok Hülya, bir şey yok. Muallakta bir konu var da ben onu düşünüyordum. Neymiş o konu? Önemli bir şey değil canım. Neyse, ben en iyisi gideyim de biraz uzanayım. Patronun nesi var? Vallahi bilmem. Şirkette de böyleydi. Allah Allah. Bu konuyu muallakta bırakamam efendimciğim. Kadir Bey'i kovmak zorundayım. O da bunu hak etmiş. Ne demek bilmediği lisanı bilir gibi yapmak? Tabii Çince olduğu için bunca zamandır anlayamadık. Ama bravo Esen Bey'e, yani çok güzel bir oyun yaptı. Şimdi biraz garip olmayacak mı ama? Ne garip olmayacak mı? İşten kovuyorsunuz ama yukarıda ailesiyle birlikte oturacak. Canım oturmayacaklar işte. Ev bakıyorlar, taşınacaklar. Gitmelerine izin veremeyiz Zühtü Beyciğim. Nedenmiş o? Bir dakika, bir dakika. Nereden çıktı şimdi bu Kenya'ya gitme işi? Öyle abicim, gidiyorum. Hayır kardeşim, ben izin falan vermiyorum. Gidiyorum diyorum sana. Abicim, dur Allah'ını seversen biraz sabret. Bak şu rekoru kırayım. Kesin bana para falan verecekler. O zaman ilk iş ev tutacağım. Evet ya, biz sana çok alıştık, gitme. Ha, tabii abicim ya. Bak bunca zamanlık arkadaşlarımız var. Nasıl böyle silip atıyorsun bir kalemde anlamıyorum. Merak etmeyin efendimciğim. O işi başka türlü hallederiz. Ama Zühtü Beyciğim, eğer taşınmalarda izin verirsek... ...Meta'nın o garip kızla evlenmesine çanak tutmuş oluruz. Çok dolaylı düşünüyorsunuz Affe Hanım. Ama yanlış mı düşünüyorum? Gelip kendileri için hazır bekleyen bir ev bulurlarsa... ...evlenmelerine hiçbir mani olmaz. Orası öyle. Ben yarın Kudret Beylerden rica edeceğim. Hele bir kız gelsin, görelim, tanışalım, öğrenelim... ...ondan sonra evi boşaltsınlar. Peki. Ama Kadir Bey'i kovacağım. Kimse mani olamaz. Tamam mı hocam? Tamam. Basından arkadaşlara haber ver gelsinler. Neredeyse hazırız. Yiyebilecek misin hepsini? Yerim yerim, merak etme. Mustafa, basından arkadaşları al, hemen buraya gel. Vay amma çokmuş. Hasan oğlum, nasıl yiyeceksin bu kadar hamburgeri? Merak etme dedim ya. İki gündür bir şey yemiyorum ben.
Kurt gibi açım ya. Evladım, bu kadar şeyi miden alacak mı? Vallahi o Japon'un midesi aldığına göre benimkisi haydi haydi alır. Sen rekoru kıramazsan ben deneyeceğim Hasan abi. Aa, olmaz Ceren. Bu kutunun içi resmen kolesterol dolu. Ama çok güzel koktu anne ya. Bana da çok güzel koktu kızım. Ama neyse, kalanları biz seninle bile yeruk. Bu kutudan geriye hiçbir şey kalmayacak, görürsünüz. Kaç tane var içinde? 100 tane. Rekor kırması için en az 70 tane yemesi gerekiyor. Tabii 8 dakika içinde. Peki ya yerken fenalık geçirirse ne olacak? Merak etmeyin efendim. Dışarıda tam teşekküllü bir ambulans bekliyor. Ha iyi o zaman. Ha iyi bari canım tabii. Ben yine de kural gereği şuraya bir imzanızı alacağım. İmza mı? Ne için bu? Rekor denemesi sırasındaki tüm sorumluluğu üzerinize aldığınıza dair. Demek ki rekor denerken ara sıra öbür tarafa gidenler de oluyor Hasan. Kazanırsa para ödül var mı? Evet, ufak bir ödül var. Hadi Dombili, sana güveniyoruz. O yerken biz tezahürat yapabilir miyiz? Rahatsız etmeme kaydıyla evet. Ben bir tanesini yiyebilir miyim? Nasıl olsa 100 tanesini yemez. Bitiremezse alırsınız. Selam millet. Henüz başlamadınız değil mi? Ha gel daha başlamadık. Of! Bu ne böyle Hasan? Hasan, emin misin? Eminim. Son kararım. Son kararım. Hadi o zaman göster bakalım kendini. Noter ve gözlemci arkadaş da geldi herhalde. Hadi ben güzel. Açarım. Hadi Hülya çabuk ol. Hoş geldiniz, buyurun. Merhabalar, buyurun. Basından da arkadaşlar gelmiş burada. Hasan Bey burada, efendim, buyurun. Hasan Bey, başlamadan önce duygu mezarı alabilir miyiz? Vallahi çok açım, çok. Rekoru kırkan arkadaşa bir mesajınız var mı? Yok, ne diyeceğim canım? Yani rekoru kırınca zaten mesaj kendiliğinden gidecek. Aslan Hasan. Evet arkadaşlar, başka soru yok. Sizi şöyle karşı tarafa alayım, oradan takip edin. Şöyle müsaade eder misiniz? Tabii, buyurun efendim. Buyurun Noter Bey. Hasan Bey, hazırsanız başlayalım. Hazır mı? Hazırız. Başlıyoruz. Başla. Şey yok anne, doktor kontrolünde yatıyor işte. Anne midesini gördüm, kocaman olmuş. Ya. Ben demiştim. Hayır o değil, bir tane daha hamburger yese rekoru kıracaktı. Tam sonuncusunu yerken çatlayacağı tuttu herifin. Neyse, sağlığına bir şey olmasın da. Evet, bu evde yaşadığımız son olay da buydu herhalde. Hülya, annemlere söylemedin mi? Söyledim. Neymiş o? Kadir ev tutmuş baba, çok güzelmiş. Yarın gidip bakacağız. Hayret. Demek tuttun. Niye hayret diyorsun baba? Sen beni bilirsin.
hallederiz dediysem hallederiz yani. Bir de Zühtü Bey beni işten atmazsa harika olacak. Yoksa babamla yine papaz olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Afife Hanım. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Zühtü Bey. Buyurun efendim. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Hoş bulduk buyurun. Efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar Zühtü Bey. Buyurun. Efendim buraya iki tane önemli kararımızı bildirmek için geldik. Tabii Zühtü Bey, buyurun. Biri iyi, biri kötü. Sadece iyiyi alabiliyor muyuz? Ben iyi olanını söyleyeyim. Evet, buyurun dinliyoruz. Evden taşınmanızı kesinlikle istemiyoruz. Ama oğlunuz geliyor. Gelsin. O ve kız arkadaşı bir süre bizimle kalacaklar. Siz burada oturmaya devam edin. Yo, biz zaten ev tuttuk. İsrar ediyoruz Kudret Bey. Evet Bahriye Hanım, ısrar ediyoruz. Eğer taşınırsanız çok güceneceğiz. Sizi kırmayalım o zaman. Değil mi baba? Değil mi anne? Değil mi Hulya? Kötü habere gelince. Kadir Bey'i bugün itibariyle işten çıkartıyorum. Ne? Çıkartıyor musunuz? Evet. Nedenini kendisi çok iyi biliyor. Dilerse anlatır. Ama benim şirketimde artık kesinlikle çalışamaz. Eyvah! Lale devri bitti. Gerileme ve çöküş dönemine girdiğimin resmidir.